Kung Fu ile ilişkiniz ne? Şimdi editörüm Duygu diyor ki Kung Fu'yu merak ediyorum. Duygucuğum. Kung Fu'yu? Evet. Evet, Kung Fu'ya bir ara merak sardım. Kung Fu biliyor musunuz? Tai Chi yaptım önce. Ay Tai Chi ne güzel bir tai şey. Çok yapmak iyi. İstiyorum. Kung Fu'da devam edeceğim fakat bu sefer vaktim yok yani. Tai Chi size ne öğretti? İçimizdeki enerjiyi, enerjinizi tanıyorsunuz. Yani aslında biz her şey şurada havada ve vücudumuzda. Evet. Yeter ki bunu bilerek aktif hale getirelim. Ama Tai Chi'de bir durma var ya, onu siz nasıl yapabiliyorsunuz? Yavaşlık benim, var ya. Var. Yapabiliyor musunuz? Yapıyordum evvelden. Hiç inandırıcı baktım, değil. Ciddi söylüyorum. Yavaşlayabiliyor muydunuz gerçekten? Tabii. Ay iyiymiş. Tabii. Çok merak ben ediyorum. Ben şöyle gerçekten. Bir arkadaşım vardı, Avustralyalı piyanist. Çok ağır bir hastaydı. O şey, o lafı ağzıma almak istemiyorum tamam. işte. Tamam. Evet. Allah bir korusun. Mücadelesi vardı ama diyelim. Ama Tai Chi ile taş gibi oldu. Gerçekten. Hala. Tabii çok aktif konserler çalıyor. Ondan sonra dedim ki Tai Chi'ye inandım gerçekten. Yani bu tempoda çok enerjik olmanız gerekiyor ama nitelikli enerji. Hani böyle evet. her şeyi yiyerek değil, her gün de sporu yaparak, abartarak değil. Az ve öz. Doktor Ayşegül Çoruhlu Hanım vardır. Arada evet. bir okuyorum onu Instagram'da. Diyor ki kamyonlar boş gidip gelsin. Yani aç bırakın. Boş aç. Gidip gelsin. Siz aç de bırakın. Öyle dikkat ediyor musunuz? Ediyorum tabii. Peki mesela ben sadece küçük bir kahvaltıyla duruyorum şu an. Genel hayatınız böyle miydi? Evet, evet. Yani. Çok güzel bir lafınız var. Diyorsunuz ki Freud her insanın evinde bir kedisi olsun demiş. Evet, ben doğru. de dedim ki diyorsunuz her evde bir kedi, Roman aile dostu, bir de Trakyalı olsun. Çok doğru. Demişsiniz. Üç tane şifa. Şifa. Evet. Yani bir kedi, bir roman, bir Trakyalı. Evet, aynen. Şey gibi, fıkra gibi. Evet. Neden roman? Roman, müziği yaratan onlar evet. yani, efsaneler. Yani evet. yani o kadar dahiyane çalıyorlar ki. Yani onlarla çalmanız lazım. Yani ben evet. nasıl Amerikalı, siyahi Amerikalılarla caz çalarsınız. Yani müthiştirler. Bizim Türkiye'de romanlar, roman çok acayipler değil mi? Müthişler. Yani doğuştan sanatçılar gerçekten. Onlarla müziğin içerisinde her şeyi, her türlü cambazlığı yapabilirsiniz. Her şeyi çalabilirsiniz. Çünkü öyle bir yetenekleri var ki. Ama disiplin şart. Siz bir de akışta müziği de seviyorsunuz. Benim evet. O işte sizi sunduğum gecelerde dikkatimi çeken şey oydu. Evet hani notalara bir şey evet. var bir haritanız ama böyle bir coşup akma haliniz de var hikayenin tabii içinde. Tabii yani müzik bence hep spontane gelişen, o improvizasyonlardan doğan, bence öyledir yani. Evet. Miles Davis de ne diyor bilmem ne, şimdi şey, argo söylemeyeyim. Bu müziğin diyor, şeyi diyor, %20'si notadan oluşur diyor, bilmem ne nokta nokta %80'i nedir diyor. O da işte o an yaptığınız doğaçlama, haleti ruhinizi seyirciye, dinleyiciye sunmanız. Yani müzik oradan çıkıyor. Ama yoksa mesela siz kalkıp kendi... şöyle hadi oturdum yazdım tam Prokofiev yazmış muhteşem evet. çocuktan. Ama onlar klasik besteciler tam klasikçiler yapar. Ama yani zırt pırt böyle daktilo müziği gibi tık 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 tık. Onları sevmiyorum. Ama müziğinize popüler... bir yandan da zahmetli diyorsunuz. Nasıl? Kolay değil zahmetli diyorsunuz. Tabii ki değil. Neden? Kolay şeyler... Ama siz çok kolaymış kolay gibi şeyler, yapıyorsunuz. Ben kolay şeyler siz... çabuk tüketilir. Yani, evet tabii ki. Onlar bir ama unutulur gider. Şey işte... Aslında şöyle bir şey, öyle çalıyorsunuz ki sanki herkes çalabilirmiş gibi. Oyunculukta da bu kıymetli evet. ya. Yıldız Kenter öyle dermiş öğrencilerine. Sahnede öyle oyna ki seni seyreden ya ne var bunda ben de yapabilirim bunu desin ama çıktığında yapamadığında evet, o marifeti tabii, anlasın. Sizin sanatınız da öyle gerçekten. Tabii yani şimdi farkındalık yaratmalısınız. Zaten o farkında dediniz ya az önce değerlerin şey, o yeteneğinizin farkında mıydınız? O zamanlar değildim, şimdi farkındayım. Ama bu sefer de o içimdeki cevheri nasıl aktif hale getirebilirim, nasıl universal hale getirebilirim diye bu sefer de onun mücadelesini veriyorum. Yani o dolayısıyla popüler kültürden, popüler kültür de demek istemiyorum. Popüler şeylerden uzağım. Size bir sayfa ayırmıştım. Buraya bir satır yazmanızı rica etsem. Şimdi bugünkü sohbetimizden dolayı bir hissiniz olabilir. Ya da ardınızda bırakmak istediğiniz bir cümle olabilir. Hangi dilde yazayım? Vallahi ben Çince olsam bütün bildiğim dillerde yazarım. Bize de ibret olsun yani açıkçası.